Ve sen bunu bilip hala onunla birlikte misin gerçekten? Sence eski sevgiliyi nasıl unutursun? Selam. Aa, çok kötü gözüküyorum. Bunu yok sayalım. Şimdi önce... Daha fazla. Gel hemen arkamdan geliyorum. Şimdi Rüzgar'ın mama saati. Önce tarihimize bakalım. 27 Kasım Cuma, saatlerimiz 19.11. Mama zamanı Rüzgar için ve benim için. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Sizinle mükemmel salata tarifimi paylaşacağım. Bu bir marul salatası ve benim en sevdiğim salata marul salatası. Yani içinde marulun olduğu birçok salata güzel olabilir. Ama önce senin mamanı koyalım bakalım. Gel bakalım dostum. Al bakalım bu senin maman. Bugün çok yoruldum. Neyse bugün optoma gittim. Bir daha ne zaman gidebilirim? Böyle ne zaman böyle bir şans gelir elime? Belli olmaz. Black Friday indirimlerinden birkaç güzel bir şey aldım. Size bu videoda gösterir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle göstermem. Çünkü aynalarını almanızı istemiyorum. Şimdi bir adet kaba ihtiyacımız var. Marulumuz var. Bir tane salatalık. Taze soğan. Lime. Zeytinyağı. Ve tuz. Öncelikle kesme tahtamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu bir salata tutorial. Salata yapmak yeni hobim. Gerçekten salata yemeyi ve yapmayı çok seviyorum son zamanlarda. O yüzden benden sıkça salata videosu görebilirsiniz. Belki kendimi bu konuda geliştirip bu konuda bir uzman olursam salatalarla ilgili ayrı bir video bile yapabilirim. Şimdi size aslında ocağa koyuyorum ama bence bu bir sorun teşkil etmez. Oops. Çok oldu. Hazır. Bir de peksimek. Peksimetim. Of şimdi gideceğim de tripod alacağım da. Seni gide vurdum duymaz, seni gide yaramaz. Canan isterse ararsın, istemezse aramaz. Yes! Nasıl oldu? Kötü mü, çirkin mi, güzel mi? Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Valla umarım beni net görüyorsunuzdur. Şunu çekeyim isterseniz buradan. Şimdi bu bir mukbang videosu değil ama açım ve Rüzgar da aç. O yüzden yemek yiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an son derece ev halimdeyim. Geçen sene bu dönemlerde buna benzer bir video yapmıştım ve elimde çayla böyle sizinle sohbet ediyordum. Siz de bana böyle derdinizi anlatıyordunuz ya da işte crushlarınızı anlatıyordunuz daha çok. Yine aynı şekilde böyle buna benzer bir şey yapmak istedim. Bu sefer sadece salata yiyorum, aradaki fark o. Ve artık daha sağlıklı beslenen bir insanım. Biraz çok limon koymuş. Sorularınıza bakacağım. Şu an çok tatlı gözüküyorsunuz. Çok iyi. Bana özgüvenle alakalı çok fazla soru geliyor. Hayatta eğer belli başarılarınız varsa, belli konularda gerçekten kendinizi geliştirdiyseniz, hani özgüven bu şekilde gelişen bir şey. Bence telkinle değil, hani daha böyle somut şeylerle olacak bir şey. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yerken konuşmak çok zor. Evet, bunun ruhani boyutunun ve işte kendinizi sevmelisiniz, kendinize güvenmelisiniz. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama bunların olabilmesi için hani siz sadece evet ben kendimi seviyorum dediğin zaman kendinizi otomatik olarak sevmeye de kendinize güvenmeye başlamıyorsunuz hani. Böyle bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum. Ama benim kendime sevme ve kendime güvenme nedenlerim var hayatta. Hayatın herhangi bir alanında geliştirdiğiniz zaman kendinizi, ruhsal olarak da kendinizi daha yeterli ve daha özgüvenli hissetmeye başlıyorsunuz. Salata molası.
Açım gerçekten şu an, kusura bakmayın. Evet, hadi diğer sorular. Hadi bana dedikodu anlatın. Bu arada duygusal boşluktayım. Nedenini bilmiyorum. Ne olur cevapla, ne olur. Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Ya bu tarz konularda ne kadar sizi rahatlatıyor bilmiyorum ama bazı konularda tek olmadığınızı ve yalnız olmadığınızı bilmek gerçekten hani sizi bir tık daha iyi hissettiriyor çoğu zaman. Hayatında belli bir boşluğu olan tek kişi sen değilsin. Yani önce bence neden duygusal boşlukta hissettiğini bir kendine sor yani. Çok hoşlandığın biri sana ilgi göstermiyor mu? Ya da ailenle ilişkin yeterince iyi değil mi? Ya da kendini yalnız mı hissediyorsun arkadaş konusunda? Hani bir şeyin nedenini bilmeden bunun çözümüne de ulaşamazsın çok kolay. İlk öpüşme yaşı. İlk öpüşmenin yaşı olmaz. Gel Rüzgar, gel. Gel anneciğim, gel. Hayır, peksimeti koklama. Peksimet yok sana. Evet Rüzgar, sence ilk öpüşmenin yaşı ne olur? Sence eski sevgiliyi nasıl unutursun? Rüzgar, sen hiç sevgilin oldu mu? Olmadı. Rüzgar'ın hiç sevgisi olmadı arkadaşlar. Bir de kendinizi onun yerine koyun yani. Evet. Bugün Rüzgar'la bir video çekiyoruz. Rüzgar'la dertlerinize derman oluyoruz. Evet. Aa, Zeynep yazmış. Zeynep benim ortaokul arkadaşım. Yollarımız ayrılı çok oldu. Nasılsın? İyi gidiyorsun buralardan gördüğüm kadarıyla. Nerelerdesin? Sence ben neredeyim? Videoda işine yarar mı bilmem ama yazmak istedim. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim Zeynep. Gerçekten yazman beni çok mutlu etti. Sen neredesin? İzmir'desin sanırım ama bir bakacağım profiline şu an. Başka bir yere mi taşındın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Arkadaşlar Rüzgar yakında konuşacak bu arada. Haberiniz var mı? Bilmiyorum. Koronadan dolayı hiçbir şeyde hevesim kalmadı. Senin de öyle mi? Evet. Gerçekten ne hale geldiğimize her gün o kadar şaşırıyorum ki. Ve her gün eskiyi ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Ve bu benim için hem biraz nostaljik, böyle hoş ama aynı zamanda biraz depresif. Sevgilimle beni yarı yolda bıraktığı için ayrıldık. Ayrıldığımız gün pişman oldu, geri geldi. O an kıyamayıp affettim ve çıkmaya devam ettik. Tam bir yıl oldu ve hala düşünüyorum affetmeseydim diye. Sence ne yapmalıyım? Tatlım bir yıl geçmiş. Hala neyi düşünüyorsun? Bir yıldır birliktesin ve ondan öncesi de var. Hani bilmiyorum, böyle gerçekten sağlam ilişkilerde bence ayrılıklar ve özellikle kısa süreli ayrılıklar. Bunu bir Reşat Nuri'nin kitabında okumuştum. Ayrılıklar güçlü aşkları güçlendirir, zayıf olanları bitirir. O tarz bir şey. Anladınız siz demek istediğimi. Buraya da koyacağım o şeyi. Ve çok hoşuma gitmişti. Kesinlikle bence çok doğru bir söz. Sevginize ayrıldığınız zaman eğer daha güçlü bir yerden başladığınızı hissediyorsanız ve bir yıl devam etmiş yani. Bence gerçekten güçlü devam etmişsiniz o ayrıldıktan sonra. O yüzden bence artık eski olayları kafana takma. Zaten hani o an affetmen gerekmeseydi ve affetmeyi istemeseydin affetmezdin. 7 yıllık en yakın arkadaşıma karşı çok soğuk hissediyorum. Beni kıskanıyor. Çok cringe. Evet ve bana iyi şeyler kattığını düşünmüyorum artık ama hala çok değer verdiğim birisi, ne yapmalıyım? Yani birine hem değer verip hem de size hiçbir şey katmadığını düşünebilirsiniz. Size bir şey katmadığını düşünmeniz o insana değer vermeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Yani o insana hala değer vermeye devam edip belki hayatında daha çok bir şey katabilecek insanlarla daha çok vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. Seni kıskanmasını bilemeyeceğim ama en yakın arkadaşına değer veriyorsun diye başka birileri arkadaş olamayacaksın diye de bir şey yok. Sevgilim benimleyken eski sevgilisiyle barışmış ve şu an birlikteler, benimle de birlikte. Ve sen bunu bilip hala onunla birlikte misin gerçekten? 4 yıllık sevgilim var. 4 yılı 20 kere ayrılmışız belki ve gelecek yaz nişanlanıyoruz. Nasıl yani? Kaç yaşındasın ki? Şu an bu kişinin bana önceden yazdığı DM'leri okuyorum. Bak. Bana 3 Mayıs'ta yazmış. Azroş aşık mı oldun? Dur bakayım diğer storylerine, bu ne gülümsemeler demiş bana. Ve evet aşıksın. Sonra aşk yokmuş demiş başka bir story'me. Sonra tamam artık YouTube'a video at demiş. Aşk var mı yok mu karar ver. Neyse umarım mutlu olursunuz. Şu an sen de 11. sınıfsın ve yaptıklarımdan biraz bahsedebilir misin? Ders çalışmak dışında her şey yapıyorum. Geçen gün videoma bir yorum yazmış. İşte Azra sürekli videolarda ders çalışıyor ya da canlı derslere giriyor. Ama aynı zamanda Azra işte videosunda derslere girmediğinden ve ders çalışmadığından bahsediyor diye. Size itiraf ediyorum ki sadece videolarda ders çalışıyorum. YouTube'a geri dönme isteme nedenlerimden biri bu. Hani beni inanılmaz motive ediyor ve gerçekten hani video çektiğim için diyorum ki Azra yani bir şeyler yapmak zorundasın. Çünkü video çekiyorum ve
hani size bir şekilde motive ediyor olmam gerekiyor. Bu yüzden benim de motive olmam gerekiyor. Bu yüzden motivasyon beklemiyorum ve direkt yaptığım şeyi yapmaya başlayınca motive olmuş oluyorum. Bu da size bir taktik olsun. Yapacak olduğunuz şeyi direkt yapmaya başlayın arkadaşlar. Motivasyon beklemek sadece zaman kaybı. Çünkü o motivasyon hiçbir zaman gelmeyecek. Onun haricinde bu aralar kitap okuyorum. YouTube'a tekrardan zaman ayırıyorum. Gitar çalıyorum tekrardan. Kısacası eskiden yaptığım ve hayatımda beni mutlu eden şeyleri tekrar hayatıma almaya çalışıyorum. Bir şekilde kendimi psikolojik olarak karantinaya hazırlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda hiç istemiyorum. Öyle yani. Siz neler yapıyorsunuz? Bir de bugün alışveriş yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Salatamı da yiyemedim konuşmaktan. Oo, bir dakika. Elimde olmadan insanları çok kırıyorum. Özellikle ailemi. Karakter meselesi mi yoksa ego mu bilmiyorum. Böyle bir özellik değiştirilebilir mi? Şimdi arkadaşlar herkesin yapısı farklı. Gerçekten ben de sinirlendiğimde kırıcı bir insan olabiliyorum ama hani bu bence törpülenebilecek bir özellik. Bence hani ya büyük konuşmak istemiyorum ama çoğu özelliğinizi hani siz onları benimsemediğiniz sürece değiştirebilirsiniz. Yani benimsemek şöyle oluyor. Ben böyleyim, işte beni böyle kabul eden böyle kabul etsin, beni böyle sevecek olan böyle sevsin. Sen kendini öyle seviyorsan ve bunun doğru olduğunu düşünüyorsan diyecek bir şeyim yok. Ama hani yaptığın şeyin yanlış ve aşırı olduğunu sen de farkındaysan bunu değiştirmemek için hiçbir neden yok. Yani olumsuz özelliklerinizi benimsemeyin. Gerçekten hani bir şeye bu benim özelliğim diye benimsediğiniz zaman o şey sizin hale geliyor. Ama hani tamam ben böyleyim. Sizin öyle olmanızda da mutlaka ailenizin de bir etkisi var. Bunu unutmayın bakın. Aileniz çok mu çabuk sinirlenen bir yapıya sahip ailenizdeki insanlar. Hani gerçekten ben yeni yeni anlıyorum bunun etkisi olduğunu. Gördüğünüz şeyleri siz de yapıyorsunuz ve kopyalıyorsunuz. Bunu kimden gördünüz? Bu kadar kırıcı konuşmayı, bağırıp çağırmayı, kalp kırmayı kimden öğrendiniz? Demem o ki bunları düşünmek gerekiyor. Hani direkt bu benim özelliğim, ben böyle doğdum deyip baştan savarsanız, bunun üzerine gitmezseniz değiştiremezsiniz. Ama değişim mümkün arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Çok ciddi bir video oldu. İşim bu kadar ciddi yerlere gideceğini düşünmemiştim ama sizin sorularınız biraz... Hadi bakalım. 3 dakikada yaptık yaptık yapamadık. Sağlık olsun. I heard there was a but you don't really care for music, do you? Hadi bir daha. Olmadı bu. Bu sefer ikinci bölümü yapalım. Birazcık zorlanıyorum uzun zamandır çalmadığım için ama... But fate was strong, but you need to prove. You're so hard, betting on the roof. Ay yanlış söyledim. Batırdım, çok kötü batırdım. Bir daha. Arkadaşlar bu arada bu video bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın dostlarım. Kaydediyor mu? Ha tamam kaydediyormuş. Ben kaydetmiyor sandım, çok korktum.